Ve devam ediyoruz. Şimdi Türkiye'de öne çıkan rekabetçi teknoloji alanları panelimize geçeceğiz. Panelin moderasyonunu TÜSİAD SEDEKRE görev gücü üyemiz ve aynı zamanda 8G'nin kurucu ortağı ve CEO'su olan Onur Eren yapacak. IFS Türkiye'nin CEO'su Ergin Öztürk bizimle. Next İleri Üretim Teknolojileri Direktörü Semih Özkan panelimizde. Ve yine ODTÜ Teknokent Genel Müdürü Serdar Alemdar bizimle olacak. IFS Türkiye'ye de özellikle teşekkür ediyoruz. Global bir teknoloji yazılım şirketi olarak onlar da TÜSİAD SEDEKRE'nin destekçileri arasında ve bu panele ev sahipliği yapıyorlar. Onur Bey, buyurun, söz sizde. Çok teşekkür ederim Başak Hanım. Tüm katılımcılarımıza hoş geldiniz. Şimdi Türkiye'de öne çıkan rekabetçi teknoloji alanlarını değerlendirmek amacıyla Sayın Ergin Öztürk, IFS Türkiye CEO'su, Next İleri Üretim Teknolojileri Direktörü Sayın Semih Özkan ve ODTÜ Teknokent Genel Müdürü Sayın Serdar Alemdar'la birlikteyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet, bugün birlikte ülkemizin teknolojide yetkinliğini birlikte değerlendiriyor olacağız. Ve güçlü ve rekabetçi olduğumuz teknolojileri paylaşıp IFS, MEX ve ODTÜ Teknokent'in çalışmalarındaki gözlemlerini paylaşıyor olacağız. Ergin Bey, ben ilk sorumu size yönlendirmek istiyorum. IFS'in İsveç'te başlayan enteresan bir kuruluş hikayesi var. Biraz kuruluş hikayenizden de bahsederek IFS'i kısaca tanıtabilir misiniz acaba? Tabii. Şimdi genelde biliyorsunuz bu tarz startupların Amerika'da bir garaj hikayeleri vardır. Bunların İsveçli versiyonu var IFS'te. 1983 yılında 5 tane üniversite öğrencisi, sanırım son sınıf öğrencisi ki ben bunlardan 2 tanesiyle de tanışma fırsatı buldum. Bir enerji santralinin bakım otomasyonunu yazmak için bir proje alıyorlar. Aslında bir üniversite projesi bu. Sanırım son sınıf testin projesi. Yazmaya başlıyorlar. Bunlar bilgisayar mühendisi ama bir süre sonra fark ediyorlar ki işi bilmiyorlar. Yani konuyu bilmiyorlar. Dolayısıyla sürekli şeye gitmeye başlıyorlar. Enerji santralına gitmeye başlıyorlar. Bakımı öğrenmeye başlıyorlar. Otomasyonla ilgili çalışmaya başlıyorlar. Ama anlıyorlar ki bu işle başa çıkamayacaklar. Devasa bir tane şey kuruyorlar. Enerji santralının bahçesine. Bir askeri çadır kuruyorlar. Yaklaşık 6 ay boyunca orada yaşıyorlar. Ve projeyi orada tamamlıyorlar. Proje gayet başarılı oluyor. Sonra benzer enerji santrallarından böyle bir talep geliyor. Onlara kurmaya başlıyorlar. Sonra her Avrupa kökenli şirkette olduğu gibi işte önce İskandinav, Nordik ülkelerine, oradan Avrupa ülkelerine, oradan Amerika derken bugün dünyada 60 ülkede faaliyet gösteren, işte 1 milyonun üzerinde kullanıcısı olan kendi alanında en önemli iş uygulamaları geliştirici firmalarından biri haline geliyor. Şirketin şu andaki genel değerlemeler sonucundaki şey yaklaşık 10 milyar dolar civarında. Yani 5 tane üniversite öğrencisinin macerası böyle bir sonuç yaratıyor. Tabii ki bu geçtiğimiz 40 yılı aşkın sürede onların da hem çok ciddi anlamda yaptığı çalışmalar var. Yani bizim IFS olarak bir odağımız var. Yani IFS buna çok önem veriyor. Biz sadece belirli sektörlerde yani üretim, proje, savunma, havacılık, tesis, ekipman yoğun endüstriler, servis endüstrileri gibi belirli endüstrilerde faaliyet gösteriyoruz ve ürün olarak da kurumsal kaynak planlama, ERP yani Enterprise Asset Management ve Field Service Management alanında faaliyet gösteriyoruz. Ve bu alanda çözümler sunuyoruz. Biliyorsunuz bu da zaten dijital dönüşümün en temel katmanı. Şirketlerin büyümelerine bu anlamda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Süper. Çok teşekkürler. Peki global bir teknoloji yazılım şirketi olarak IFS'in teknolojisini ve globaldeki teknoloji trendlerine ilişkin bir değerlendirmesini alabilir miyiz acaba? Globalde talebi artan teknoloji alanları hangileri mevcut durumda? Şimdi şöyle, aslında yani ben yaklaşık 20 yıldır bu IFS'te çalışıyorum ve zaman içerisinde şunu çok gördük. Eskiden özellikle ERP'ler ya da kurumsal iş uygulamaları daha çok böyle verilerin tutulduğu, standart iş modellerinin olduğu ve bir soru sormak istediğinizde bunu raporlar ya da ekranlar aracılığıyla aldığınız,
uygulamalar halindeydi. Yani daha çok böyle verilerin entegre bir şekilde tutulduğu, iş süreçlerinin ve kaynakların optimizasyonu konusunun daha geri planda olduğu, biraz daha böyle veri odaklı sistemlerdi. Ancak özellikle son geçtiğimiz yıllardaki bu yapay zekadaki büyük gelişmeler sonucunda şu anda akıllı uygulamalar dönemine girdik aslında. Yani mesela sistemdeki verileri eskiden siz bir rapor almak istediğinizde ya da bir sorgu almak istediğinizde ya da bir yerden görmek istediğinizde siz sorduysanız sistem size cevap veriyordu. Oysa şu anda sistemde veriler olduğu için arka tarafta sürekli bunlar işleniyor. En basit mesela talep planlama ya da kaynak optimizasyonu ya da chatbotlar gibi ya da pattern recognition gibi, yani siz bazı davranışları sürekli yaptığınızda sistem onun sizin adınıza arka tarafta işleyip, örneğin şunu sizin için yapayım mı? Bu raporu şunu çalıştırmak ister misiniz? Ya da siz bu veriyi şöyle öngördünüz ama ben de bir hesaplama yaptım, şu tarz bir sonuç çıkardım gibi daha akıllı, daha proaktif, daha kullanıcıların günlük hayatını kolaylaştırıcı bir yöne doğru gitmeye başladı. Mesela IFS 10'da da, IFS Cloud versiyonunda da bunu çok yoğun bir şekilde görüyoruz. Bu birincisi, yani daha akıllı uygulamalar dönemi. İkincisi, tamamen real-time şirket, yani tamamen real-time companies denilen bir döneme girdik. Artık bütün şirketler de her şey, her şeyle entegre. Yani bu bir bankada olabilir, bu üretimden veri toplama sistemleri olabilir, tedarikçileriniz olabilir, müşterileriniz olabilir. Artık her şey, her şeyle entegre. Bu da beraberinde çok ciddi bir entegrasyon, özellikle kurumsal iş uygulamalarının çok ciddi entegrasyon yetenekleri kazanmasına neden oluyor. Bu dönemde özellikle başta bizim IFS'te de en çok gördüğümüz şeyler, yani IoT ve bu tarz konnektörler yardımıyla dış sistemlere rahatlıkla bağlanabildiğiniz ve rahatlıkla entegrasyonlar yapabildiğiniz, hatta bunları yaparken de mümkün olduğu kadar sıfır kod yazdığınız, endüstri standartlarıyla bunları rahatlıkla yapabileceğiniz bir yöne doğru evriliyor şu anda yoğun bir şekilde. Bir diğer konu özellikle mobilite, yani bu COVID sonrasında, yani uygulamaları her yerden, her şekilde, her cihazla, ister cep telefonuyla, ister tabletle, her noktadan ulaşabilmeniz kritik bir konu haline geldi. Cloud'u söylemiyorum bile. COVID öncesinde ilginç bir durum vardı. Yani genel olarak bir trend vardı. Ancak uygulamaya şirketlerin, özellikle Türk şirketlerinin uygulamalarını cloud üzerinde çalıştırma konusunda genel olarak çok fazla bir şey yoktu. Yani böyle bu konuda ciddi çekimsellik vardı. Ama COVID sonrasında şu anda gerçekten hemen hemen bütün şirketler, yani mevcut sistemlerini ya cloud'a taşımak istiyorlar ya da yeni yatırım yapanlar genel olarak cloud üzerinde düşünüyorlar. Burada biz IFS olarak hem on-prem çözüm sağlayabiliyoruz, hem de cloud'da çözüm sağlayabiliyoruz. Burada da şöyle hem kiralama hem satın alma opsiyonları sunabiliyoruz. Dolayısıyla bu tarz konular şu anda şirketlerin önündeki yakın zamandaki en önemli şeyler, konular olarak görünüyor. Süper. Çok teşekkür ederiz Ergin Bey. Semih Bey, dünyanın en büyük dijital dönüşüm ve yetkinlik geliştirme merkezi Next, aynı zamanda dünyada birçok ilke imza attığınızı da biliyorum. Hep göğsümüzü kabartarak takip ediyoruz gelişmeleri. Next'in parçası olduğu vizyonun nasıl geliştiğinden biraz bahsedebilir misiniz ve bugün sunduğunuz imkanlarda kısaca değinebilir misiniz acaba? Tabii ki, memnuniyetle. Çok teşekkürler Onur Bey. Next'ten bahsetmeden önce çok kısa MES'ten bahsetmemek olmaz. Aslında Next, MES'in bir birimi. MES, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası olarak 1959 yılında kurulmuş ve 2019'a kadar aslında klasik bir işveren örgütü gibi bir faaliyet göstermiş. Ancak 2019'da göreve gelen yönetim kurulu başkanımız ve yönetim kurulumuz farklı bir vizyonla üyelere ve sanayiye destek olmak arzusundaydı. Bu yüzden de hep konuşuyoruz, hep duyuyoruz dijital dönüşümle ilgili teknolojiler, sunumlar, fuarlar.
gerçekten taşın altına elini sokan ve uygulayarak gösteren, yol gösteren bir yapı olarak kurgulandım Next ve ben de aslında bu aileye 2019 yılında katılmış oldum. Önceki beyaz eşya ve otomotiv tecrübelerimin haricinde. O günden bugüne de aslında beyaz bir kağıt üzerinden başladığımız planlarla şu an dijital dönüşüm dendiğinde akla gelen ilk kurumlardan biri oluyor Next ve sizden de bu keyifli geri bildirimleri de almış oluyoruz. Hakikaten Next'in yapmak istedikleri aslında dijital dönüşümle ilgili doğru yol haritalarını ortaya koyabilmek ve bu bağlamda da biz 4 temel değer önermesi sunuyoruz hem üyelerimize, MES üyelerine hem de bütün sanayiye. Bunlardan ilki bütün dönüşümlerin aslında olmazsa olmazı mevcut durum analizi ve sonrasında da bir yol haritasının çıkartılması. Burada kendi kaynaklarımızla çok yetkin bir teknik ekibimiz var. Bu ekibin kaynaklarıyla firmalara bizzat ziyaret edip sahada bütün süreçlerini inceleyip mevcut durumlarını ortaya koyarak onların mevcut durumlarını ortaya koyduktan sonra önceliklendirme yapmadan önce de tabii ki maliyet yapılarını, içinde bulundukları endüstrinin dinamikleri ve hedeflerini de aslında hesaba katarak çok güzel bir yol haritası çıkartıyoruz ve yolculuk aslında burada başlıyor. Daha sonra da Next olarak bu yol haritası boyunca nasıl destek olabiliriz, nasıl yanlarında yürüyebiliriz perspektifinden bakıyoruz. Bu yüzden de hep söylediğimiz şey şu aslında, mottomuz Next çatısı altında dijital dönüşümle ilgili bütün ihtiyaçları bulabilirsiniz diyoruz. Dolayısıyla ikinci değer önermemiz aslında yetkinlik gelişim programları. Bir dönüşümü başlatabilmek ve devamını getirebilmek için sadece üst yönetimin bu konudaki iradesi yeterli değil bildiğiniz gibi. Üst yönetim, orta kademe yöneticiler, mühendis uzmanlarımız ve hatta saha çalışanlarına kadar bütün şirketlerde görevli kişilerin aslında kendi üstlerine düşen rolü yerine getirmeleri lazım. Ve bu rolü yerine getirebilmeleri için de biz Next'te kendileri için dizayn edilmiş özel müfredatlarla eğitim programları, eğitim gelişim programları sunuyoruz. Üçüncü değer önermemiz de eğitim programlarımızın da çok önemli bir parçası olan ama kendi başına da bizim için bir çok önemli bir varlık olan dijital fabrikamız. Next Ataşehir'de 10 bin metrekarelik bir alanda kurulu. Bunun yaklaşık 1250 metrekarelik bir alanında da gerçekten üretim yaptığımız uçtan uca entegre, bütün IT, IoT çözümleriyle uçtan uca entegre bir şekilde kurgulanmış bir dijital fabrikamız var. Bu dijital fabrikamızda da biz teknolojinin geldiği son noktayı gösterdiğimiz gibi hızlıca toplanabilecek meyveleri de gösteriyoruz. Ve 150'nin üzerinde dijital kullanım senaryosuyla aslında tüm ihtiyaç sahiplerini sektör ayırt etmeksizin yeni dijital teknolojileri nasıl devreye alacaklarını ve nasıl fayda sağlayacaklarını aslında burada bizzat dokunarak görmelerini sağlıyoruz. Son olarak da tabii ki olmazsa olmaz bugün de konuşacağız teknoloji alanları ve ekosistem tarafı. Bizim de dördüncü önermemiz kurguladığımız 3 yıldır da çok büyük emek sarf ettiğimiz ekosistemimiz. Ekosistem tarafında teknoloji sağlayıcıları olduğu gibi üniversiteler, enstitüler, danışmanlık firmaları, teknoloji devleri de var ve elbette girişimciler de var. Bunların hepsini bir araya getirdiğimiz, harmanladığımız ve hem üyemizin hem sanayinin hem de gelişmek için ellerinden tutulması gereken firmaların hepsine dokunmaya çalışıyoruz. Çok kısaca bu şekilde özetleyebilirim Next ve Next'in sunduğu hizmetleri. Çok teşekkürler Semih Bey. Bu dördüncü madde olan ekosistemi biraz daha açalım istiyoruz. Biliyoruz ki üyeniz olan şirketlerin dönüşüm ihtiyacı için teknoloji şirketleriyle çalışıyorsunuz. Teknoloji şirketleriyle üyeleriniz arasındaki bu çalışma nasıl işliyor? Biraz süreçlerinizden bahsedebilir misiniz? Bir de burada özellikle öne çıkan teknolojiler neler son dönemde? Bunlardan biraz bahsedebilir misiniz lütfen? Tabii ki memnuniyetle. Biraz önce söylediğim gibi ekosistem... Çok önem verdiğimiz, 3 senedir üzerinde yoğun çalıştığımız ve çalışmaya devam ettiğimiz, edeceğimiz bir alan. Çünkü hiçbir dönüşüm, dünya devi de olsanız tek başınıza gerçekleştiremeyeceğiniz kadar zorlayıcı. Bu noktada biz gözümüzü her yere çevirdik.
Dediğimiz gibi dünyanın en bilinen danışmanlık şirketlerinden tutun da en önde gelen teknoloji sağlayıcılarından, üniversitelere, enstitülere ve hem yurt içinden hem yurt dışından girişimcilere uzanmış durumdayız. Biraz girişim tarafından bahsedeceğim aslında bu görüşmemizde. Biz bir taraftan da ana partnerlerimizden biri olan Plug and Play ile bir işbirliği geliştirmiş durumdayız. Plug and Play San Francisco merkezli ve portföyünde 40 binin üzerinde girişimci bulunan bir girişim hızlandırma platformu aslında. Max çatısı altında Plug and Play'in de bir temsil ofisi var ve yaptığımız işbirliğimiz aslında belirli dikeylerde sanayinin ihtiyacına yönelik belirlenmiş dikeyler tabii ki bunlar. Öne çıkan teknolojileri hem yurt içinden hem de yurt dışından birçok farklı startup'ı hem onların işbirliği geliştirerek büyümelerine destek olmak hem de üyelerimizin ve sanayinin ihtiyaçlarına çözüm bulabilmek amacıyla bir araya getiriyoruz ve odak haftaları düzenliyoruz. Bu odak haftalarında davetlilerimiz, üyelerimiz katılıyorlar ve firmaların sunduğu bu çözümleri dinliyorlar. Tabii ki öncesinde bizim teknik ekibimizin bir filtresinden geçiyor bu firmalar. Arkasından burada farklı işbirliği fırsatları, gerçekten kanayan bir araya çözüm olduğunu düşündüğümüz işbirlikleri imkanı ortaya çıkıyorsa hemen bir POC çalışması ve arkasından da hatta ticarileşmeye kadar giden süreçler oluyor. Biz de burada tam anlamıyla bu işi olmasını sağlayan hem fasilite eden hem de enable eden taraftayız. Ve tabii ki ihtiyaçlara yönelik olarak sürekli yeni teknolojileri araştırıyoruz. Sunduğumuz hizmetlerle ilgili şeyden bahsetmiştim. Dijital olgunluk değerlendirme hizmetlerimizden bahsetmiştim. Sorunuzun ikinci kısmına cevaben buraya da değineyim çok kısaca. Biz bu olgunluk değerlendirme çalışmalarını yaptıkça firmaların en öncelikli ihtiyaçlarını ortaya çıkartıyoruz. Şu an Türkiye'de ülkemizdeki duruma baktığımızda sektör ayırt etmeksizin neredeyse otomotiv, beyaz eşya, tekstil, çimento, kimya bunların hepsinde en temel ihtiyacın öncelikle makine akıllandırma yani makinalardan veriyi toplama aşamasında olduğunu görüyoruz. İkinci kısımda tabii ki makine akıllandırma ve veri toplama noktasında yol kat etmiş firmalar elbette var. İkinci noktada bu sefer veri yönetimi platformları ve onlara duyulan ihtiyaç öne çıkıyor. Biraz önce Ergin Bey de çok güzel değindi. ERP tarafımız var, üretim izleme sistemimiz var, PLM'imiz var, IoT platformlarımız var. Ama biz bir sorgu yaptığımızda ya da sorgu yapmadan herhangi bir anda bir bilgiye ulaşmak istediğimizde doğru verinin hangi sistemden nasıl geleceği konusu çok çok önemli. Bu da veri yönetimi platformlarının aslında öne çıktığını söylüyor. Üçüncü sırada üretim izleme ve üretim yönetim sistemlerini sayardım ihtiyaç anlamında. Ve tabii ki onların arkasından da bunları yaptıktan sonra dijital performans yönetimi ve dijital operasyon prosedürlerini sayardım. Bunun haricinde öne çıkan başka şeyler de var elbette. Kestirimci bakım gibi, yapay zeka destekli kestirimci bakım. Ülkemizde birçok startup'ın da odaklandığı bir alan olan görüntü işleme ile kalite kontrol, yapay zeka tabanlı robotik kontrol, ve son dönemde de yakın zamanda bizim de gündemimize daha çok girecek sınırda karbon düzenlemesi sebebiyle enerji verimliliği ve dekarbonizasyonu sayabilirim çok hızlı bir şekilde. Süper. Çok teşekkür ederiz Semih Bey. Serdar Bey, sorularımı size yöneltmek istiyorum. Türkiye'nin ilk teknoparkı olan ODTÜ Teknokent'in güncel çalışmaları hakkında bizi kısaca bilgilendirebilir misiniz acaba? Tabii ki çok teşekkürler. Öncelikle bu organizasyonda emeği geçen tüm arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Sonuçları heyecanla bekliyoruz gün sonunda eşleşmeleri. ODTÜ Teknokent dediğiniz gibi yasamız 4691 sayılı yasa kurulduğunda halihazırda mevcut olan teknokentlerden birisi. Kökleri 90'lı yıllara dayanıyor. Türkiye'nin ilk girişimcilik veya Ar-Ge ekosistemlerinden biri olarak görülüyor. Halihazırda 2021 sonu itibariyle 460 firmamız var. 460 teknoloji firmamız, yaklaşık 12 bin çalışan, 700 milyon dolara yakın bir teknoloji satışı, 220 milyon dolarlık da bir ihracat
üreten bir ekosistem. Bizim ihracatımız Türkiye ile çok paralel gidiyor, sadece binde biri. Hani Türkiye 200 milyara geçince biz 200 milyonu geçtik. Türkiye 220 milyar oldu, biz 220 milyon olduk. O anlamda bayağı paralel gidiyoruz. Hangi alanlarda firmalarımız yoğunlaştı derseniz, tabii ki Ankara'da olmanın getirdiği en önemli faydalardan birisi savunma sanayi. Güçlü bir savunma sanayine yönelik Ar-Ge faaliyetleri yürüten startuplarımız mevcut. 150 civarındaki firmalarımız, ki bunların bazıları 20 yaşında, savunma sanayine yönelik donanım, yazılım, sistem, komponent konularında, hatta şimdi yakın dönemlerde kimyasal, biyolojik, radyoaktif savunma teknolojileri konusunda da çalışan startuplarımız var. Bir diğer geniş kümemiz ICT dediğimiz Information and Communication Technologies alanındaki firmalarımız. Bir 150-200 civarında da firma bu alanda çalışıyor. Bunların tabii ki kesişim alanları da var, savunma sanayi, ICT arasında. ICT'nin bir alt komponenti olarak da oyun ekosistemi, oyun ve animasyon teknolojileri ve oyun firmalarımız 35 civarında ve bu ihracat rakamlarının çok ciddi bir kısmı bu firmalardan geliyor. Diğer ana sektörlerimiz ise sağlıkta 50'şer tane firmamız yer alıyor aslında. Yenilenebilir enerji teknolojileri ve enerjinin tüm uçtan uca tüm değer zincirinde yer alan startuplarımız. Ve hem pandemi gerekçesiyle hızlandı, hem de geleneksel olarak da sağlık teknolojileri ODTÜ Teknokent'in güçlü olduğu alanlardan biridir. Hani ODTÜ'nün fakültesi veya eczacılık fakültesi olmamasına rağmen özellikle medikal cihaz alanında güçlü bir ekosistemimiz var. Önümüzde bugünlerde neler yapıyoruz dersek, bugünler bizim için pandemi sonrası, pandemi birçok firmamıza çok iyi geldi. Özellikle işte oyun sektörünü biraz önce bahsettim. Buralarda artık unicorn değerlemeleri konuşmaya başlıyoruz. Uzaktan eğitim ve birçok hayatı dijitalleştirmeye yönelik firmalarımıza çok iyi geldi. Ama tabii genel olarak ekonomideki daralmalar veya işte savaş vesaire gibi sebeplerle olan sıkıntılardan dolayı da bazı firmalarımızın da bu son iki yıllarını bir kayıp yılları olarak da görebiliyoruz. Özellikle dış ticaret anlamında. Biz ODTÜ Teknokent olarak 2012'den beri yurt dışında çeşitli hızlandırma programları yürütüyoruz. Hala da yürütüyoruz ama son iki senede bunları biraz remote yapmak zorunda kaldık. 2022'nin birçok firmamız için bir numaralı gündemi yurt dışında ihracata yönelik faaliyetler, B2B faaliyetleri, hatta girişimcilerin, doğuştan global firmalarımızın tekrardan fiziksel olarak yurt dışındaki accelerator'lara ODTÜ Teknokent aracılığıyla gitmeleri gibi konular bu aralar gündemimizi en çok işgal eden konular. Bir diğer alanda biliyorsunuz 4691 sayılı yasaya gelen bir güncelleme ile teknopark şirketleri ve Ar-Ge merkezleri için faydalandıkları vergi avantajlarının, vergi muafiyetlerinin %2'si kadar yatırım yükümlülüğü geldi. Bu yatırım yükümlülüğüyle girişim sermayesi yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım ortaklıkları veya teknokentlerin kuluçkalarında yer alan şirketlere yönelik yapılacak yatırımlar. Biz de burada hem kendi bölgemizdeki şirketler için, hem Türkiye'deki diğer teknoparklardaki veya Ar-Ge merkezlerindeki şirketlerin yatırım yapmalarını ihtiyaç duyabilecekleri alanlarda bir fon oluşumu konusunda çalışıyoruz. Yine ODTÜ Teknokent olarak 2015 yılından beri bir yatırım şirketimiz var, Growth Circuit adında. Bu şirketimiz bugüne kadar 10 tane doğrudan sermaye, hisse karşılığı sermaye yatırımımız yaptık. 250 bin dolara kadar yatırım yapabiliyoruz. Artı 50 civarında da option aldığımız startuplarımız var. Bu deneyimimizi biraz daha genişletip bir girişim sermayesi yatırım fonu yapısıyla Türkiye'de ki tüm yatırımcıların katılabilecekleri bir fon haline getirmek. Şu aralar uğraştığımız konular bunlar özetle. Çok teşekkürler. Her zaman güncel.
Peki burada Serdar Bey teknoloji şirketlerinin başarıyı nasıl sağladığını ve başaramayanların nerede tıkandığına dair değerlendirmelerinizi paylaşabilir misiniz? Özellikle teknoloji firması katılımcılarımız, dinleyicilerimiz için yol haritasına biraz ışık tutmak amacıyla. Tabii ki yani bunlar çok sübjektif gözlemler. Herkesin hikayesi biraz kendisine yani herkesin kendi hikayesi var ama benim işte ODTÜ Teknokent özelinde veya girişimcilik ekosistemindeki naçizane gözlemlerime baktığımda özellikle problemi görüp problemi çözmeye yönelik yola çıkan startupların çok başarılı olduklarını görüyoruz. Yani klasik analoji işte yani bir çekiç yapalım sonra da çivi arayalımdan ziyade sorun ne ve bu sorun nasıl çözülür konusunda yaklaşan girişimciler biraz daha odaklı çalışıyorlar. Özellikle ilk işte bu lead customer'ı mümkün olduğunca erken bulanlar ve bu lead customer'ın da yeterince jenerik sorunu olanlarını bulanlar. Yani sadece çok özel bir terzi işi bir ihtiyaç değil de genelleşir bir problemi bulanlar büyük ölçüde başarılı olabiliyorlar. Hani IFS'in kuruluş hikayesini bilmiyordum. İlginç bir hikayeymiş. Mesela o da buna çok benziyor. Lead customer bir anda işte enerji santrali vesaire gibi belli bir dikeyde odaklanmayı getirmiş. Hani lead customer startup'ın ekibi kadar kritik açıkçası. Hani biz startup'ta Kesinlikle. genelde ekibe bakıyoruz ama lead customer'ınız kim ona da bakıyoruz. Bu anlamda SDKR programı hakikaten eşsiz bir fırsat sunuyor startup'lara. Endüstrinin reel sorunlarını koyuyorlar. Biz bu programdan da ODTÜ Teknokent olarak SDKR'nin devamlı müşterisiyiz. Firmalarımız her zaman birkaç eşleştirmede yer alıyorlar. Ve bu şirketlerimizin çok pozitif anlamda ilerlediklerini görüyoruz. Bu vesileyle tekrar teşekkür ederiz TÜSİAD'a bu organizasyon için. İkinci en büyük başarı da tabii hani bunu söylemeye gerek yok ama işte doğuştan global olanlar ve hani yurt dışından gelir elde edenler, birinci günden gelir elde edecek iş modeli olanlar çok çok hızlı bir şekilde scale edebiliyorlar. Son 3-4 senenin gösterdiği şey bu oldu. Oyun sektörü hani 2019 öncesinde ya bunlar da oyun yapıyor bu çocuklar niye ömürlerini ziyan ediyorlar diye bazen yorumlar duyuyorduk. Bu şirketler pandeminin çok da aslında pandeminin çok doğrudan etkisi olmadı ama işte bu doğru zamanda doğru yerde ve Türkiye'nin de bu anlamda ciddi bir yetkinlik havuzu oluşması sebebiyle bir anda patladı. Hyper casual tarafta özellikle. Şimdi yavaş yavaş casual, midcore ve platform oyunlarında da hızlı gelişmeler var. Ki platform oyunları dendiği zaman da yine bir ODTÜ Teknokent firması PlayStation'da işte her zaman ilk 30'da yer alan bir oyun geliştiriyor yıllardır. Bu tip iş modeli özellikle Ankara girişimcilerine çok hitap ediyor şey işler. Satışı yani oturduğunuz yerden satış yapabileceğiniz işler Ankara girişimcilerine çok hitap ediyor. Bu tip işler çok hızlı büyüyor. Cyber security hakeza dünya işte yine bu pandeminin de bir etkisiyle uzaktan çalışmalar vesaire networklerin güvenliği konuları cyber security alanındaki firmalarımızın da hızla büyüdüklerini görüyoruz. Süper. Çok teşekkürler Serdar Bey. Ergün Bey tekrar size dönmek istiyorum. Türkiye'de ve dünyada şirketlerin dijital dönüşümüne öncülük eden IFS'in bakış açısıyla şirketlerin teknolojik çözümleri seçerken dikkat etmesi gereken kriterler size göre nelerdir? Ve önümüzdeki dönem için kurumsal iş uygulamaları konusunda öngörüleriniz nelerdir acaba? Öncelikle Serdar Bey'in bu şirketlerin lead customer konusundaki şeyi açıklamaları çok evet önemli bence de. Çünkü ister istemez çok jenerik bir ürün yapmıyorsanız bir oyun gibi ya da onun bile bence hedef kitleleri çok farklı. Bizim gibi 20 yıldır sanayiyle yani işiniz hayatınız fabrikalarda geçiyorsa, organize sanayilerde geçiyorsa, bunu yurt içinde ve yurt dışında yapıyorsanız zaten ilk öğrendiğiniz şey şu oluyor. Herkesin işi farklı. Bizim toplantılara gittiğimizde ilk duyduğumuz şey şudur. Birebir aynı müşterinin
5 rakibiyle çalışıyor dahi olsak, hatta yurt dışındaki en büyüklerle çalışıyor bile olsak, ilk duyduğumuz şey şudur: bizim işimiz çok farklı. Bizim işimiz çok farklı. Ben bunu eskiden böyle biraz hafif dudak bükerek şey yapıyordum ama sonra zaman içerisinde gördük ki gerçekten farklı. Neden farklı? Çünkü birincisi, aynı işi yapan endüstrilerde bile olsalar bazıları bazı konulara daha odaklı oluyorlar. Bazı konulara, kaynakları farklı, şirket organizasyonu farklı, kültürleri farklı, her şeyi farklı. Dolayısıyla ilk seçimde ilk öğrenilmesi gereken şey bu. Ben İTÜ'lüyüm, Halefşan hocamızın bir sözüdür bu. En iyi diye bir kavram yok. Yani yazılımın en iyisi diye bir kavram yok. Yani en büyük marka, en meşhur marka, ki buna IFS de dahil, en iyi diye bir kavram yok. Bu bence yanlış bir şey. Size en uyanı var. Sizin ihtiyacınıza, kültürünüze, büyüklüğünüze, yapınıza en uyanı var. Örnek vereyim. Mesela biz proje endüstrilerinde çok çalışıyoruz, yıllardır. Şimdi gittiğinizde proje endüstrilerinde, örnek veriyorum, mesela savunma sanayi üreticileri proje endüstrilerindedir. İnşaat sektörü keza öyledir. Ne bileyim, tersaneler öyledir. İnanın, bu üç sektör proje endüstrisinde bir ERP arıyor dahi olsa bunların ihtiyaçlarının birbiriyle alakası yoktur. Hatta inşaat firmalarına gidersiniz, konuşmaya başladığınızda, örnekler üzerinde konuşmaya başladığınızda şey der: üst yapıcılarla alt yapıcıların alakası yoktur derler. Bu şu demektir: bina yapanla, yani bina yapıp satan adamla yol yapıp tesis yapan adamın ihtiyaçları birbirinden çok daha farklıdır. Bütün bunlar beraberinde şunu ortaya çıkartıyor: bir dijital dönüşüm sürecine girdiğinizde, ürün seçtiğinizde aslında bu üç temel bileşenden oluşuyor. İş, yani endüstrinin kendisi, insan ve teknoloji. Dolayısıyla değerlendirmeleri yaparken şirketler şuna bakması gerekiyor. Bir, bu endüstride ne kadar tecrübeli? Bu endüstride bir know-how var mı? Bu konuda bir zaman, emek, para harcamış mı? Bu konuda bir birikim sağlamış mı? Bu konuda bana rehberlik edebilecek bir birikime sahip mi? Bu bence çok kritik konulardan bir tanesi. Mesela biz IFS olarak özellikle, yani şunu yapabilirdik: çok jenerik, bütün endüstrilere, bankacılıktan sigortaya, aklınıza gelen her türlü sektörde hizmet verebilirdik ama şunu çok yaşıyorsunuz. Hatta ben bunu şöyle bir analojiyle anlatayım. Bir restorana gittiğinizde, menüyü açtığınızda, İşte sushi de varsa, hamburger de varsa, lahmacun da varsa, balık da varsa şunu bilirsiniz. Yani şunu hissedersiniz: burada hiçbir şey iyi değil. Yani hiçbir şey en iyi değil. Burada her şey averaj. Dolayısıyla biz, örnek veriyorum, IFS olarak şu konuda odaklanıyoruz ki ben bunu genç yatırımcı arkadaşlara da tavsiye olarak vermek isterim. Yani belirli alanlarda odaklanmak özellikle bu dönemde çok kritik. Belirli işi en iyi şekilde yapmak bence çok anlamlı. Çünkü çok fazla, özellikle sanayide ve endüstride çok konu var. Ve o çok konuyu derinlemesine öğrendiğinizde işte o problem çözme konusuna da odaklanmaya başlıyorsunuz. Yani çok dikey uzmanlıklar size beraberinde konuda bir hakimiyet getiriyor. O konuya hakim oldukça da sunduğunuz çözümlerde sunduğunuz çözümler müşteriyle aynı dili konuşmaya başlamanıza neden oluyor. Ve bu, inanın, yani 20 yıllık iş tecrübesiyle şunu gördüm: müşteriyle aynı dili konuşmaya başladığınızda yolun yarısını bitirmişsiniz demektir. Aynı derdi, aynı konuyu, aynı sorun sizin de sorununuz haline gelmeye başladığınızda bu sefer ikinci konuya evriliyoruz. O da nedir? Siz bunu nasıl çözeceksiniz? Yani teknoloji, işte bu teknoloji konusunda biraz önce de bahsettiğim gibi, şu anda, yani bundan 10 yıl önce ortalama yeni versiyon çıkma süresi 5 yıl, 4 yılda, 4 yılda 5 yılda bir majör versiyon çıkıyordu. Ama bugün neredeyse her yıl ya 1-2 yılda bir yeni versiyon çıkıyor ve şu anda teknoloji inanılmaz derecede hızlı gelişiyor ve burada ayak uydurmanız gereken çok ciddi bir zorunluluk aslında bu. Yani bizim mesela sadece Sri Lanka'da 1000'in üzerinde programcımız var. Bunlar yoğun bir şekilde sürekli teknoloji adaptasyonu yapıyor. Yeni teknolojileri takip ediyorlar. Bunların Ar-Ge merkezleri var ki biz de aynı şekilde. Türkiye'de mesela Martek, Marmara Teknoloji Merkezi'nde, Ar-Ge merkezinde 30 tane mühendisimiz çalışıyor. Biz de
hem Türkiye'ye özgü geliştirmeler yapıyoruz, aynı zamanda bazı yaptığımız geliştirmeleri de yurt dışına ihraç ediyoruz. İşin teknoloji kısmında önemli kriterlerden bir tanesi, uygulama ne kadar teknik olarak mükemmel olursa olsun, bunun kullanılabilirliği, yani kullanıcı deneyimi şu anda en kritik konulardan bir tanesi. Çünkü ben bu işe başladığımda önümüze bir AS400 koymuşlardı, hatırlıyorum. IT bölümünden de demişlerdi ki bunu böyle kullanacaksın, hiçbir şey karıştırma. Bunu olduğu gibi böyle kullanacaksın. Yani sonuçta biz hiçbir şeye ayrıca şey yapmıyorduk. Yani sınırlarımızdan çıkmıyorduk. Şu andaki bir kullanıcıya, hele yeni nesil genç birine kullanmayacağı bir sistemi verdiğiniz zaman bunu asla kullanmıyor. Eninde sonunda işini başka bir yerde yapıyor, geliyor, kayıtları buraya girmeye çalışıyor. Dolayısıyla özellikle kullanıcı deneyiminde kullanıcıların seveceği, günlük hayatını kolaylaştıracak, işini hızlı, kolay ve her ortamda yapabileceği ortamlar sunmak çok kritik. Son olarak da sonunda şu anda hala robotlarla çalışmadığımıza göre, projeleri insanlarla yaptığımıza göre, insan hala dijital dönüşüm projelerindeki en kritik ve belki de yönetilmesi en zor konu. Dolayısıyla bu noktada da çalışacağınız firmanın, danışmanlık ekibinin o endüstrinin bütün jargonunu bilmesi, o endüstride size bir şeyler anlatıyor, bir şeyler öğretiyor, bir şeyler aktarıyor olabilmesi işinizi çok kolaylaştıran bir şey. Bu dijital dönüşüm kendi içerisinde zaten belirli zorlukları olan bir konu ve ister istemez zaman alan ve emek alan bir konu. Tecrübeli birileriyle çalıştığınızda gerçekten oradaki riski minimize ediyor. Size çok güzel yeni bir ufuk açıyor ve bu konuda da bu dönüşümü daha ağrısız, sızısız, daha kolaylıkla yapmanızı sağlayabiliyor. Dolayısıyla bu üç konu bence dijital dönüşüm süreçlerinde şirketler çözüm ararken dikkat etmeleri gereken üç ana başlık olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkürler Ergin Bey. Evet, zamanımızın sonlarına doğru yaklaşırken Semih Bey, Serdar Bey, sizlere birer soru daha yöneltmek istiyorum. Semih Bey, dijital dönüşüm yolculuğundaki MEX üyelerin en fazla talep ettiği, ihtiyaç duyduğu teknoloji alanları nelerdir? Bunu karşılamak için teknoloji şirketleriyle nasıl bir işbirliği yapıyorsunuz acaba? Onur Bey, şöyle, aslında bir önceki soruda da biraz bahsetmiş oldum. Dijital dönüşümde olgunluk seviyelerini çok kısaca şöyle hatırlatabilirim. Öncelikle görünürlük, yani sahada ya da kurumsal sistemlerde ne oluyor? Sonra şeffaflık geliyor, neden oluyor? Daha sonra tahmin edilebilirlik, yani ne olacağını aslında sistemlerin söylemesi ve en sonunda da adapte etme yeteneği geliyor. Burada da ne olacağını önden tahminleyerek sistemlerin kendi kendini adapte edebilmesi, optimize edebilmesi. Mevcut duruma baktığımızda biz globalde de genelde böyle görünürlükle şeffaflık arasında geziyoruz ülke olarak da, sektörel anlamda da. Yani ne oluyorla neden oluyor arasında bunu anlamaya çalışan bir yapıdayız. Biz bir taraftan bu ihtiyaçları adresleyebilecek şekilde, tabii ki biraz önce Ergin Bey'in de çok güzel ifade ettiği bu sağladığı kriterler, kimlerle çalışmalıyız noktasındaki firmalardan bekliyor olduğumuz bu kriterleri sağlayan firmalarla MEX'teki dijital fabrikamızda çalışıyoruz. Onlara bir test ortamı sağlıyoruz. Bu test ortamı sayesinde hem sunabildiğimiz hizmetlerin ve birlikte işbirliği yaptığımız çözüm ortaklarının sayısını arttırabiliyoruz. Hem de bizlerin rahlesinden geçmiş bu firmaları çok daha rahatlıkla üyelerimize ya da işbirliği yaptığımız ihtiyaç sahibi diğer firmalara rahatlıkla önerebiliyoruz. Bu o yüzden bizim en önemli avantajlarımızdan bir tanesi. Kendimizin deneyimlemediği, okey vermediğimiz bir teknolojiye, bu sadece teknoloji değil, ekip, insan da çok önemli dedik biraz önce. Biz herhangi bir şekilde önermiyoruz birlikte çalıştığımız, danışmanlık verdiğimiz herhangi bir kuruma. Burada söylediğim gibi makine akıllandırma, veri toplama, veri yönetimi, üretim izleme ve üretim yönetim sistemleri öne çıkıyor ihtiyaç anlamında. Ama biz sadece buraya odaklanmıyoruz. Sadece mevcut durumdaki ihtiyaca odaklanırsak hakikaten ülke olarak da daha ileriye gitme noktasında zorlanırız. Biz diğer taraftan aslında global trendlerle de ilgileniyoruz. Bunlar 5G'yi
Avrupa konuşmaya başladı ama bir taraftan 2026-2030'da 6G gelecek diye konuşuluyor. Yazılım 2.0 konuşuluyordu, yazılım 3.0'dan bahsediyor durumdayız. Quantum computing diye bir kavram var ve bu tarafta çalışan çok nadir insanlar var ve hani ülkemizde de bunların sayısını arttırabilmek önemli. Blockchain, temiz hidrojen, karbonun havadan direkt capture edilmesi gibi farklı birçok konu var. Bunlar da önümüzdeki dönemde üyelerimizin ve sanayimizin karşısına çıkacağı için biz yoğun bir şekilde burada da arayışlarımızı sürdürüyoruz. Bununla ilgili hem işte İngiltere olsun, İsrail olsun, Amerika olsun, Avrupa olsun birçok farklı yerde venture capital'larla görüşüyoruz ya da ekosistem network yöneten firmalarla görüşüyoruz ve onların ekosistemlerine de aynı şekilde erişim sağlıyoruz. Bu sayede ihtiyaç anında buradan üyelerimize, sanayimize bu çözümleri sunabiliyoruz. Çok kabaca bu şekilde özetleyebilirim. Çok teşekkürler Semih Bey. Serdar Bey, son sorumu size yöneltmek istiyorum. Türkiye'de çalışılan teknolojiler arasında global pazarda daha rekabetçi olduğunu düşündükleriniz var mıdır? Hangileridir acaba? Ya oyunu anlatmıştık, bir daha tekrar yinelemeyeyim. Oyun sektörü hakikaten ciddi bir momentum yakaladı ve yakında, yani yakında demeyeyim ama belki orta vadede artık şirket satan değil şirket alan, yurt dışından stüdyo alarak globalleşen bir endüstri olacağını tahmin edebiliyoruz. Türkiye tabii fintech de çok ileri. Hani finansal sistem genel olarak çok ileri. Bu ilerilik artık bir belli bir kritik kütleyi geçti ve hani gittikçe yani çok hızlı cycle'larla çok daha yeni ürünler geliştirilebiliyor. Bunun bir alt bacağı olarak da tabii doğal olarak şey, blockchain teknolojisinde de blockchain teknolojisi üzeri kullanarak machine learning application'ları, İşte bu otonom sürüş vesaire gibi Semih Bey'in bahsettiği birçok use case'e hitap eden underlying teknolojileri geliştiren ciddi ekipler var Türkiye'de. Bir de hani bu biraz Ankara'da yine olmaktan kaynaklı belki ama işte E-Devlet de bir hizmet olarak, bir public hizmet olarak herhalde dünyadaki en ileri kamu servislerinden biri. Böyle bir altyapı olması sebebiyle geliştirilebilen yeni servisler ve yeni hizmetler de aslında birçok alanda ki teknolojiler açıkçası Türk startuplarının yurt dışında daha rekabetçi olmalarını sağlıyor. Çok teşekkürler Serdar Bey. Evet, Türkiye'de öne çıkan rekabetçi teknoloji alanlarını birlikte değerlendirdik. Tekrar çok teşekkür ediyorum Ergin Bey, Semih Bey, Serdar Bey. Umarım paylaşımlarımız Türkiye'deki teknoloji kullanıcıları ve teknoloji tedarikçilerinin önünü açar. Öne çıkan rekabetçi teknoloji alanlarımızın çoğalmasına vesile olur. Tekrar teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Biz de Onur Bey'e, Ergin Bey'e, Semih Bey'e ve Serdar Bey'e çok çok teşekkür ediyoruz. Türkiye'de öne çıkan rekabetçi teknolojilerle ilgili gözlemlerini bizimle paylaştılar. Ve tabii ki ülkemizdeki teknoloji KOBİ'lerinin yetkinliğini de aslında dinleme imkanımız oldu. Bir sonraki oturumumuza geçmeden size çok kısa bir video izleteceğiz. Hazır Türkiye'de öne çıkan rekabetçi teknolojileri konuşmuşken TÜSİAD SDKRE'nin geçtiğimiz aylarda yayına geçen dijital platformunda da bu teknolojilerden örnekler olduğunu hatırlatmak isteriz. Bir taraftan çağrı dönemleri 6 ayda bir devam ederken ve şirketlere özel başvurular yapılırken, bir taraftan da TÜSİAD SDKRE dijital platformunda teknoloji KOBİ'leri ellerindeki teknoloji ve ürünleri platformda yayınlıyor. Platform üyeleri için yayınlanıyor bunlar. Sunumları, videoları, her türlü iletişim bilgisi, o çözümlerin nasıl çalıştığıyla ilgili de bilgi mevcut. Dolayısıyla bu vesileyle teknolojiyi kullanan şirketleri TÜSİAD SDKRE dijital platformunda bu çözümleri incelemeye davet etmek isteriz. Şu anda 350'den fazla teknoloji çözümü platformda, pazar yerinde, yayında. Çok kısa videomuzla bu çözüm paketinden nasıl yararlanacağınızı gösterelim. Sonra da bir sonraki oturuma geçelim.